internet alemine dalacağız. Trendleri takip edeceğiz. Madenden altınları bulup çıkartacağız. Haklısın abi. Bizim ne yapıp edip Z kuşağına ayak uydurmamız lazım. İnternette çok para var Hüseyin abi. Bana bak Yiğido. Tereciye tere sattı oğlum. Of of. Çok büyük derdim var, çok. Afiyet kızım. Derdini söyle. Derdini söylemeyen çare bulamaz. Yok. Benim derdimin çaresi yok. Nereden biliyorsun? Her derdin bir çaresi vardır. Yok. Yok işte. Sorma. Üstüme gelme. Canım bisküvit bile yemek istemiyor. Düşün. Anladım ben. Senin tabii derdin, bu halin hep yarınki mahkeme için değil mi? Ama canını sıkma. O iş hayırlı olacak. Korkma sen. Yani o da var. Ama yok, benim derdim farklı. Çok büyük, çok. Oo, hoş geldiniz. Nerede kaldınız Tayyar Bey ya? Bu kız ne yiyor, ne içiyor? Böyle küstü hayata ya. Allah'ım yarabbim. Ne yapayım? Anca gele buldum. Dükkanı kapattım, tezgaha geldim. Yani ne yapayım? Hoş anca geldiniz. Yatıştım işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bismillah. Sağ olun Kadriye Hanımcığım. Kızım. Kızım Hatice. Ne oldu be yavrum? Ne oldu sana? Anlat babacığına ya. Baba. Babacığım gel bir sarılayım. Benim güzel çocuğum. Ne oldu lan? Kalbim çok kırık baba, anlatamam. Ya anlat be yavrum. Allah aşkına anlat. Torunumun hatırı için anlat bari ya. Benim kızım be. Kadriye Hanım ne oldu böyle ya? Gülüp'cüğüm. Şu pırasalı böreğin bir tadına bakar mısın? Bak çok beğeneceksin. Sultan Hanım. Yalnız bu kahvaltıdan sonra bir saat tempolu yürüyüş şart olur. Kesinlikle haklısın. Bir saat tempolu bir şekilde mağaza keseceğim. Yok yani ben spor olarak yürüyüşten bahsetmiştim. Yani spor yürüyüşü. Alışveriş kadar rahatlatıcı bir spor var mıdır? Hem alışverişten sonra da o spordan sonra kuş gibi hafifledim ben. Acaba paranız kalmadığı için olabilir mi? İşi gücü alışveriş zaten. O alışveriş etsin, para harcasın da safi zararsın, safi. Olabilir miyim? Aşk huzurunuz abi. Sanki kendim için gideceğim alışverişe. Kızım için gidiyorum lan, kızımız için. Hem ne kadar güzel mobilya bagajımız. Ha Simay, unutturma eve gidelim önce de bir perdelerin ölçü alalım, tamam? Alalım anacığım. Öncesi alınacak bir ev olursa. Dedim ki anacığım o kadar mutluyum ki evimiz olacak Emrelan beraber. Perde alacak, ölçüleri alacak. Çok mutluyum dedim. Sultan Hanım, çocuklar kendileri halleder. Huy, burada. Ve var ki onlar halledecek. Gülüyor bari. Tabii ben halledeceğim. Evinize giderken haber verin de gelin ben böyle dip bucak bir güzel temizleyeyim orayı, tamam mı? Dur bakalım Emine ya, acele etme. Önce bir boyası moyası yapılsın, ondan sonra temizleyeyim. Bunlar teferruat baba. Ya bir kere ev sahibi tanıdık. Ha. Ve dedik ki hani ev onların. İstedikleri gibi hareket edelim. Tamam ama yine de bir tapuyu alalım. Sonra zaten her şeyi yaparız, bir aceleye gerek yok, her şey hallolur. Ya önemli değil, o hallolur. Yani oğlum sen de bugün git bankada şu kredi işlerini hallet. Yani tanıdık maradık diye adamlar da böyle zorda bırakmıyor. Tamam baba, ben bugün zaten gideceğim bankaya. Yarın hallolmuş olur o iş. Emre uşağım, ha bu ev alma işi çok hoşuma gitti. Hani dört duvar olsun da sizin olsun. Kiraya çıkmanıza hiç gönlüm izin vermeydi. Aynen. Benim de o da hoşuma gitti ki. Hem kiralık evi perde yapmak ne kadar büyük dert biliyor musun? Bütün evi yaptıracağım perdeleri. Hop taşınacağım yeni evi yeni perde. Oldu. Hem kendi evin perdelerini yaparsın. İstediğin zaman da değiştirirsin. Ne kadar güzel değil mi? Bak kerepir oldu bu ev iş ha. Ama ihmal etme sakın şu kredi işi. Tamam ben halledeceğim. Dedim ya baba yarın hallolmuş olur. Ev bizim sayabiliriz yani şimdiden. Mutfak.
Tamam. Kırmızı Hüseyin ve kalp hırsızı Simay da mutfak akımına uymuştu. Biz sıramızı sağladık. Biraz da havuç efendi gitsin mutfağa. Yedi o fışkılar git temizle bak. Sıraladın yalanları, sıraladın yalanları. Beni de orada gittin. Paşamıza bir dünya iş açtın. Ben daha sana yardım vardım etmiyorum. Sen temizleyeceksin bunları. Neyi temizleyeceğim hayatım? Ben bir şey yapmadım ki. Banka kredi vermiyor biliyorsun. Benim suçum bu banka kredi vermiyorsa. Banka kredi vermiyor sana. Evet. Benim babam sana nasıl kız verecek o zaman Emre? Nasıl kız verecek sana? Sana banka kredi vermeyse gideceksin babana diyeceksin ki... ...babacığım banka bana kredi vermeyi ben ev alamayacağım. Yalanları sıralamanın ne alemi var abi? Ben öyle deseydim babam kendi para vermek isteyecekti. Bu işi tek başıma halletmek istiyorum. Babana karşı dik durmak istiyorum biraz ama anla beni. Babama karşı dik duracaksın. Yalan söyleyin. Yalan söyleyip benim babama karşı dik duracaksın. Yalanın ortaya çıktığında nasıl dik duracaksın? Çıkmayacak mı sanıyorsun bu yalan? Bak millet perde bakay, koltuk bakay eve. Hayatım, aşkım. Gel, hayatım. Hiç elleme var hayatım. Çık. Hadi tamam, çık bak gel, bir şekilde ben bu işi halledeceğim. Lütfen güven bana, bal böceğim bir tane. Ha? Tamam da yumuşatıyorsun beni. Ben sana niçin inandım ya? Niçin senin işine ortak oldum? Bu yalan benim içime hiç sinmeyi emredin. Bu işi düzelt. Bir şekilde hallet. Aşkım tamam bak ben buradan çıkar çıkmaz bankaya gideceğim. O krediyi de bak bu babamın dediği evi de alacağız. Sen bana güven ya. Güvenmiyor musun? Yani istersen hallet, istersen halletme emredin. Eğer o banka kredisi çıkmazsa ben gideceğim. Bütün annemize, babamıza, herkese senin söylediğin yalanı söyleyeceğim. Çünkü ben bu yalana ortak olamam. Doğruyu söyleyeceğim. Tamam, haberin olsun. Tamam aşkım. Haklısın. Tamam ama lütfen bana birazcık zaman ver. Tamam. Söz veriyorum halledeceğim. Peki. Tamam. Tamam. Bak bakayım çağrı ne durumda. Anlamam. Sen bozarsın. Tamam. Çünkü ben ya bir mesaj yazamadım. Ha ben yazayım. Ya yok ya. Ne yapayım ben senin gibi böyle on parmak yazmaya alışkın değilim. Dijital Meltem. E tamam işte ben de onu söylüyorum. Sen hızlı yazamıyorsun ver. Ne yazacaksan yazayım iki saniyede. Sesli mesaj attın Haluk Bey. Hem biz de duymuş oluruz ne söylediğinizi. Ya siz hadi kahvaltınızla ilgilenin. Bırakın benim telefonumu. Ya ben de öyle mesaj atmasını sevmiyorum ya. Ne söyleyeceksem açıyorum telefonu söylüyorum. Ya çünkü harfler küçücük şimdi. Birine basarken üçüne birden basıyor. Hayır, baba ben de normalde sevmiyorum da ama şimdi mecburuz yani. Yazmışlar cevap yazmak lazım o yüzden yani. Tamam işte ver diyorum. Ya tamam hallettim ben. Sen kimle mesajlaşıyorsun? Saadettin abi. Ha, ne diyor hayırdır? Ne yani söylesem anlayacak mısın? Ha, belki anlayacağım ne var yani söylesen. Temel altı, mıcır ve drenaj işlemlerine başlayalım mı? Ha, anladın mı? Başlasınlar mı? Söyle. Başlasınlar tabii. Bir kere yani bugün işini yarına bırakmamak lazım. Arıyor ben mutfakta konuşayım. Alo. Hayır evdeyim. Daha çıkamadım.